Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında normalleşme sürecinin Mart ayında başlayacağı müjdesini verdi. Yeni dönemle birlikte kapılarını açmaya hazırlanan işletmelerse Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen 8 kuralı yerine getirmek şartıyla müşteri ağırlayabilecek. Dün akşam gerçekleştirilen kabin'e toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalar da yapan Cumhurbaşkanı, normalleşme sürecinin Mart ayı ile birlikte başlayacağını duyurdu. Esnafın merakla beklediği konuşmada, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin açılması içinde sinyal verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayırarak Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Ifadeleri sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis ve gel al hizmeti veren işletmeler içinde bir yol haritası hazırlandı. Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili 8 kriter belirledi. Bir Müşterilere hayat eve sığar kodu sorulacak, 2- Müşterilerin ateşleri ölçülecek, üç kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek, kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak, 4 yemekler, çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak, 5 restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak, 6 maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek, 7 her masada hijyen ürünleri olacak, 8 masalar her müşteriden sonra temizlenecek, şartları sağlayan kuruluşlar, Türk Standartları Enstitüsü COVID-19 güvenli işletme belgesi almaya hak kazanacak, belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olacak.